Hepinize yeni videomda selamlar, kanalımıza hoş geldiniz canlarım. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Saat 12 oldu. Öğlen 12 oldu. Günlerden ne günlerden? Salı. Vallahi günleri unuttum. Günleri şaşırdım diyebilirim. Şu banyonun paspasını bir sereyim de önce. Çünkü şey yapmıştım. Arka balkona sermiştim dünden. Biraz ıslanmıştı. Canlar ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Çayım kaynadı. Demledim. Tekrardan kaynıyor. Onun altını kapattım. Şimdi çöp kovasını göndermiştim Arif'le. Çöpü döktü geldi. Onu tek koyayım bir. Sular mı götürüyorsun? Uy yerim ben seni. Uy ben seni yerim. Efendim? Çöp kovamızın da birbirinden şey olmuş ya, çatlamış, oradan su sızdırıyor. Yenisini almamız lazım. Nasıl yapmışlar bunlar bilmiyorum. Herhalde içine de şuymuş. Bunu görmemişim bak. O zaman ne yapayım, arka balkona koyayım ben bunu da orada yıkarım. Çöp kovası, yeni çöp kovası almak gerekecek bize. Çöp kovasını şuraya bir şey koyayım. Şunu dolduralım. Tamam, sonra doldururuz. Ha, yarım mı getirmiş Yakup? İlahi Yakup ya, sen var ya. Nereye gitti bir şey? Herhalde çöpe gönderiyorum ya çocukları. Kovayı böyle sert bir şekilde yere koymuşlar. Ya da ellerinden düşürdüler bilmiyorum. Köşesinden çatlamış. Çatlayınca ikinci büyük kovanın içine de akıtmış. Artık onları dışarıda arka balkonda yıkarım. Hayır oğlum, kahvaltı yapacağız. Koy onu. Hayır olmuşsun. Kahvaltı yapacağız. Koy onu bana. Nilay'a bir bakmam gerekiyormuş. Önce ben bir Nilay'a bakıp geleyim. İki tane yeter mi Nihan'a? Neyse, Nilay'a baktım. Sıkıntılı bir durum yok. İyi. Şimdi kahvaltımızı hazırlayalım. Sabah sabah bu baklavadan kim yedi? Anneciğim. Makinede bak şu yedin. Tabak lazım. Verebilir misin? Hangisi şu mu? En alt. Şu mu? Sarı mı? Söyleyemedim. Ne yapacağız sarı mı? Bizim kız yapıyor yine bir şeyler. Bunu da klima açalım değil mi? Elini tutarım, aç. Şükür bana bir şeyler hazırlıyor teyzeleri. Aşkım, yapmayacağım ya. Diğer kahvaltılıkları da çıkaralım da kızım dur. Dur şundan düşebilir telefon. Kızım bana bir şeyler hazırlıyor teyzeleri. Bir sürpriz hazırlıyor. Ah kız olsun da çamurdan olsun derler ya. Gerçekten doğru yani. Bak sabah sabah hünerlerini konuşturuyor. Hünerlerini konuşturuyor kızım sabah. O kirazlar yıkanmış mıydı? Öyle koydun mu? He? Kirazlar yıkandı mı? Hemen yıkandı ya kızım kirazlar. Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz ya? Şey gibi konuştuk. Benim grevim nerede? 80'ler dizisindeki adam gibi konuştun. Babalar var ya, ne yapıyorsunuz ya? Aynı onun gibi. Kalk.
Aytu. Evet, ben yerine yatırdım da ağzımda çok salya geliyor. Nasıl mezeyle? Ya da şunu alacağım, şuraya koyacağım. Şimdi bana damatı tutup bana topla. Salatalıklar mı? Var var. Onların altında. O şey kirazlar da dışarıya onun altında. Tamamen çıkar kızım onu yere. Çıkarabilirsin onu yere tamamen. Şöyle çıkartayım. Almış mı? Bunu buraya koyalım. Almış mı? Almış mı? Kız ne almış? Limon. Harun söyledi limonları. Bunlar çıkartalım. Şu tarafta mı acaba? O tarafta mı acaba kızım? Aytun ihaleleri götürdün mü oğlum sen? Hadi ben yumurtaları yapayım. Sen o zaman salatalığı domatesi hazırla kızım. Hadi. Kapatalım şurayı. Salatalıktan bir tane daha alayım. Yıkayalım onları bir yalnız. Ne yapacağımı görürsün şimdi sen beni. Soyalım. Sen bu tarafa geç. Onu da soyabilir misin? Sen bu tarafa geç anne. Neden? Bu tarafa geç. Ben orada yumurtaları hazırlayacağım. Ben sana soyup şey. Tabak hazırla, tabak. Kısa. Güzel kızım. Kısa şuraya koy. Bunu da soyabilir misin? Çok kenarlı. Bıçakla. Bunlar suyu vereydin ya. Soyamadım. Yorulandım da. Gel sen buraya. Şuraya kalsalıkları şuraya koy. Tezgahın üstüne koymadı ya kızım. Tabağın kenarına koy. Ya da başka bir tabak daha al. Tezgah üstüne koyma soyduğum şeyi. Ne olursa olsun tezgah yani, tamam mı? Aklında bulunsun her zaman. Tahtada bak 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 bak. Ben sana kaç defa dedim kızım. Tezgah üstünde olmaz. Hiçbir zaman tezgahın üzerine yiyecek böyle açık bir şekilde koyulmaz. Tabakta. Doğrayacağın şeyleri tezgahta doğru şey ama tahtada doğrayacaksın. Ondan sonra bir yandan tut annem elini. Sen kesebiliriz ama koyma. Burada kalsın, ben ne yapacağımı biliyorum. Öğrenecek teyzeleri öğrenecek, böyle böyle öğrenecekler, ellerine iş vereceksiniz, iş yapmayı öğrenecekler. İş vermezseniz hiçbir şey öğrenmezler. Aslında sabah sabah yapacaktım bunu. Nasıl?
balkonda yıkanacak kızım. Şuraya koyacağım. Bak onu koydum, onu ayarladım. Bunu da yıkayalım. Oh, kenara alamayım ben, bir şey daha yapacağım ona. Ha, kalemim şimdi dolaba koy. Bu benim kalemim değil. Evet, evet, seninki. Çık, merak etme biraz. Çıp 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 çıp. Neyi götürüyorsun? Ekmek. Kutuyu götüreyim mi? Amcacı ben de kalsın. Kutuyu da götür de. Çünkü bebek kalsın. Ne yapacaktın ya? Kafanı karıştırdınız. Bir durun hele oğlum. Neden oraya koydun? Neyi? Şunu, sakızla onu. Ben koymadım ki onu. Baban koymuştur. Sakız. Şimdi değil ama, kahvaltı hazır. Hayır. Kahvaltıdan sonra. Bunlarım. Of ya. Of ya. Of baba. Of baba diyor. Of baba diyor. Kızımdan sabah sabah güzel, içinde kalpli, bakın bu kağıdın altında şey var. Kalp. Kalp çizmiş bir kağıda, kesmiş onu oraya yapıştırdı, daha üstüne de not çizdi, not koydu. Boş iş. Sana göre boş iş. Bunun altını kapattım, içinde kalsın sava, ben Nilay'ın altını değiştirene kadar. Biraz çilek bile koydum. Dur şöyle o kızım, of. Şöyle yakından göstereyim kalpli. Teyzelere bakın, kızım bana ne hazırladı. Ay, kamera hiç ne geliyor? Hiç bulama hazırlamıyor ama. Babana da hazırlıyor, her zaman yapıyor oğlum. Şöyle, baba, kızım bırak tamam. Babama da yardım. Kalp çizdi, tabağa onu yapıştırdı. Kenarlarında salatalık, domates, çilek ve kiraz. Normal bank koydu, kendi elleriyle hazırladı. Bakın gördünüz. Bank ve buraya da ne yapmış? Canım annem seni çok seviyorum diye bir not yazıp bunu da böylesine. Bu benim mutluluk tabağım, mutluluk. Bugün günlerden ne? Salı galiba. Ya, görüyor musunuz? Benim kızım neler yapıyor. Güzel kızım benim. Akıllı. Yarın da babama yapacak. Yarın da babasını yapacakmış. Ayın kaçır. Şöyle soframıza koyalım. Şimdi ben gideyim, Nilay'ın altı kirlenmiş. Altını temizleyeyim, gelip diğer yumurtayı kavuracağım. Alper burada sucuğu kavuracak. Ayın kaçıyor. Ayın kaçıyor, ne bileyim oğlum. Vallahi ben günleri, ayları hiç takip etmez oldum.
Canlarım, kahvaltımızı yaptık biz. Şimdi ortalık toparlamaya başladık. Robotu çalıştırdım. Şeyi gel. Robotu çalıştırdım. Salonu süpürüyor. Diğer yerleri de hemen süpürme yaptırırım. Arkadaşımı aradım, kahveye çağırdım. O gelecek. Ta benim öbür mahalledeki arkadaşım. Hadi. Aylin hem benim mahalleden komşum oluyor, hem arkadaşım oluyor. Yani hem komşuyuz aynı mahallede, hemen apartmanımız, bizim apartmanla olan evlerin arasında bir sokak geçiyor sadece böyle. İki tane ev var. Hem mahalle komşusuyuz, hem samimi olduğum bir arkadaşımdı öbür mahalledeyken. Her gün birbirimize, bir gün onda bir gün bende kahvemizi içerdik. Her gün okula beraber gider gelirdik. Onu çağırdım. Kahve içmeye gelecek birazdan. O gelene kadar şöyle bir ortalığı bir toparlayayım. Aynı zamanda benim okul arkadaşım. Ailenin sınıf arkadaşıydı. Oradaki okula giderken birinci sınıf ve ikinci sınıf da mı vardı Aylin? Evet. Geçen sene geldiğimize göre buraya. Tabii ki. İki, bu üç. Evet. İkinci sınıfa kadar birlikte okudular. Aynı sınıftalardı. Ver, toplayayım saçlarını hemen. Şimdi Aylin'e gelecek kızımın arkadaşı. Öbür bir arkadaşım daha var. Onu da çağırdım da. O da şeye gitmiş. Ne? Gidecekmişlerdi kızıyla. Çarşıya gidecekmiş, alışveriş yapacaklarmış. Kızı için alışveriş yapacaklarmış. Normalde onu da çağırdım. O da yine ailenin oradaki okuldan sınıf arkadaşıydı. Veli arkadaşımızdı yani. İşte beraber sürekli görüşüyorduk. Onların evi yalnız bu Karaağaç tarafındaydı. Depremde ağır hasar aldı. Depremden sonra da burada Esentepe'de kayınvalidesinin evinin üstünde evi vardı. Onlar da daha önce de yani Esentepe'de burada oturuyorlardı. Esentepe demeyeyim de tepeler. Bizim burası Yıldırımtepe, Gültepe, Esentepe, Barıştepe. Buralar hep böyle tepeler yani. Mahalle mahalle. Tamam. Aybükegil gelince geleceksin. Gelirsin. Ondan sonra. Onlar da bu taraftaki tepelerden birinde evleri yani. Orada oturuyorlarmış. Sonra Karaağaç tarafında oturup göçmüşler. İşte deprem olunca tekrar eski evine. Aynı nasıl ben eski evime geri döndüm deprem olunca. İyi ki bu eski evlerimiz varmış valla. Onlar da yine buradaki Esentepe'deki eski evlerine geldiler, oturdular. Şimdi onu da şey yaptım, geldim kahve içelim. Onu da yani daha doğrusu Esra aradı onu da. Dedim sen Orkide'yi de ara, o da gelsin, ikiniz beraber gelin hadi kahve içelim diye. O kızına söz vermiş, alışveriş yapacaklarmış, giyim alışveriş falan. Genç kızları var onun. Ondan sonra o da dedi, o gelemiyor dedi. Onlar bayramdan sonra hep birlikte gelecekler. Ben dedi geliyorum, seni çok özledim, oturup bir kahve içelim dedi. Dedim hemen gel. Ev tabi biraz mesafe var. O yüzden canlar şimdi şey yapacağım ben. Hemen makineye çamaşırımı atayım. Mutfağımı toplayayım. Onun dışında öyle çok aman büyük bir işim yok zaten. Şunları şuraya koyayım. Oturur onunla kahvemizi içeriz. Akşam yemeği bugün yemek yapmayacağım. Çünkü bugün biliyorsunuz yan tarafta cenaze vardı. Bugün üçüncü günü onun yemeği yapılacak. Bütün mahalle halkı biz oraya. Hepimiz orada zaten oturup yemeğimizi yiyeceğiz. Öyle davetliyiz. O yüzden bugün ayrıyeten bir yemekle uğraşmayacağım. Büyük bir ihtimal akşama daha yemek yani Mevlüt'le yemek ve yapılacak. Verilecek. Yemekten sonra da herhalde diş doktorun diş hastanesine acile gideriz herhalde. Çünkü dişim ağrımaya başladı tekrar. Şu an ağrı kesicilerle idare ediyorum. Ama iltihap yapmaya başlamış. Biliyorsunuz hamileyken çok çekmiştim. O var. Anlayacağınız canlarım. Bakalım işte. Herhalde şeyden sonra yemekli mevlüt bittikten sonra da büyük bir ihtimal ben şeye giderim. Acile. Diş hastanesinin aciline giderim gibi geliyor bana. Yalnız önce şu şeyleri atayım ben makineye. Havlular. Şurada bir tane havlu olacaktı. Dışarıda da havlular var. Onları önce bir makine edeyim. Hatta şey de var. Ha, çarşaf da var değil mi? Evet. Onu da alayım. Havlular, çarşaflar. Bunları önce bir atayım makineye da o zaman. Şunu da alayım. O zaman. Aylin! Ne oldu? Yok mu Ecrin? Tamam bunu şeye koysana şu tarafa. Al. Koridorda oynayacağım gittim de. Hangi koridorda? Kim dedi? Ha, kendi evlerinde. Kızım şimdi ora cenaze evi. Bu ölen Mehmet amcamız da ailenin arkadaşının dedesi oluyor. Yatak odasına koy. Şunları makineye atın. Çöp kovam şey olmuştu. Çöp kovamı bir yıkayım arka balkonda.
Allah'ım sana şükür. Daha iyi döktüm. Fazla koydum bir yanda. Şimdi canlarım ben, ay arka balkonun da ışığı hala yanmış. Yalnız çöp, önce bir çöp kovasını ben bir yıkayayım da. Çöp kovasını yıkadım, koydum. Delinmiş çöp kovası, vallahi yeni çöp kovası alacağız. Bunu da daha alalım. Çok da olmadı yani, buraya taşınınca aldık. 250 liraya almıştık. Şimdi bunlar çok pahalıdır. Böyle küçük çöp kovası da bana gelmiyor benim evime. Belki balkonda otururuz. Şurayı bir al, toparlayayım. Yok annem, daha gelmediler. Şöyle azıcık toparlayayım. Hatta kalk bakayım annem. Şeye dedim. Aytuğa dedim, oğlum dedim, balkonu git dedim, bir toparla et dedim. Elektrikli süpürgeyle çek balkonun üstündeki şeyleri dedim. Süpürgeyle çekti de yine de bayağı bir kalmış buralarda. Belki balkonda otururuz. Çok güzel hava. Bir de bugün sıcak da yok ha. Bir de Alper bana bir ekmeğe gitti geldi. Şeyi açtırdı, klimayı açtırdı bana. Kalk Yakup, orayı düzleyin. Şurayı düzleyin. Ekmek al gel dedim. Artık Aytu da güneşe çıkamıyor. Yasak artık Aytu'ya bir müddet. Cildindeki lekeler geçene kadar güneşe çıkması yasak Aytu. Kremini sürmedim. Onun hemen bir kremini de süreyim. Aytu! Oğlum kremini sür. Aytu'ya bırakırsan bir dakika, bir dakika, bir dakika. Alper. Getir dışarıda otur da Nilay da birazcık dışarıda hava, güneş görsün yavrum. Evet. Haydi. Ay içeride oturalım ama. Ha? İçeride oturalım. Dışarısı hava çok güzel. Ne? Pisi pisi Allah. Karanfillerim de çok güzel oldular. Bakın ben bu şeyleri buraya koydum. Kaktüslerimi çilek kutusunun içine koydum. İyi oldu. Buradan güneş görmeleri gerekiyor. Çünkü hiç güneş göremiyorlar. Şu köşedeydi. O köşede hiç güneş göremiyorlar. Neyse balkonum değerli toplu. Balkonda otururuz belki de. Şura kaldı. Şu. İçeride bir kavga çıktı ya. Dur bakayım ne oldu gene. Thank you.
Gel anne. Çünkü Yakup'un saçları biraz akşam banyo yaptırdık. Banyo yaptığımı ertesi gün saçları uçuş uçuş oluyor. Şöyle bir suyla yatıştırmam gerekiyor. Dön anneciğim. Bu tarafa geç bebeğim. Güzel kuzum benim. Tamam. Tam şey yapma, suyla çok fazla oynama. Şu kahvaltılıkları falan dolaba koyayım. Hatta önce ben mutfakta iş yapacağım ama yine de robotu oraya göndereyim. Üstünden geçer bir şekilde şey yaparım. Bu tarafı bir süpürsün. Efendim oğlum. Önce koridoru yapsın. Ben mutfağı toparlayana kadar. Tripodum kırılmasın. Getir, koy. Kalsın şurada anneciğim. Şimdi şunu bir toplayayım hemen. Önce burayı bir yapsın. Salonu süpürdü zaten. Akşam Ali de zaten robotun şeylerini, içini falan temizledi. Su haznesini doldurdu. Ondan sonra... Anneciğim, kırmızını soktu. Beyaz soktu. Ne olmuş ona? Kim? Kim o? Bilmem, tanımıyorum. Kim? Efendim annem. Şunu dolaba koyayım. Hangi sakızdan istiyorsun? Ha, şunu mu? Ha, baban kavurmuş öyle oğlum. Önce şu kahvaltılıkları bir kaldırayım, hemen toplayayım. Zaten sadece mutfak kaldı. Mutfağı da topladım mı? Canlar, Instagram hesabım Göknur Çavuş 5 çocuk annesi. Kızımın sabah bana sürprizini de Instagram'da paylaştım. Göknur Çavuş 5 çocuk annesi. Önce şunları koyayım. Göknur'un annesi. İlahi Yakup. İlahi Yakup. Niye? Açayım oğlum. Açılmadı mı? Aybüke'ye de verirsiniz gelince. Evdeki şekerlemeler. Ama kalkar mısın sen? Benim ayak altımda hem iş yapıyorsun. Kalk. Alacağını al hadi. Kaç tane alıyorsun ya oğlum ya? Tamam hadi kalk, gözünü seveyim. İşim var yavrum evladım, haydi. Kurban olurum, haydi. Gene yukarı koyayım. Buzdolabında yer yok. Şimdi hemen şunları. Şuraya koyayım şimdilik. Sütü de şöyle koyayım. Sular da dolacak. Bir yandan suları doldurayım. Dola dursun. Ardından hemen bunu. Böyle benim bir ağrı kesici içmem lazım. Akşama kadar ağrı kesicilerle idare edeyim de akşam mutlaka diş hastanesine acile gitmemiz lazım. Beni mahvediyor yoksa. Artık dişimi çektirmem lazım. Aslında normalde biz şimdiye kadar dişimi çektirecektik de başka aksilikler çıktı. Olmadı. Sonra tekrar şimdi tekrardan benim baktığım dişim tekrardan başladı şeye. Bana çektirmeye. Dün akşam başladı zaten. Dün akşam Allah'tan evde şey vardı. Arveles vardı. Ondan içtim. O rahatlattı. Parol içiyorum. Hiç fayda etmiyor sanki parol. Hiç fayda etmiyor. Şey içtim. Baktım Arveles varmış. Ali'ye dedim Arveles var mı dedim. Var dedi. Ben aradım bulamadıydım. Sonra üst katlardaymış. Dolabın üst katlarındaymış. Neyse Ali getirdi, içtim de. Ay bir rahatlamışım. Birazcık yani.
birazcık rahatladım. Ondan sonra şimdi tekrar bir tane daha bir içmem lazım. Beni akşama kadar idare etsin de akşam yemekli mevlütten sonra hemen diş hastanesi aciline. Robot temizledi koridoru. Çabuk temizliyor. Koridor dediği alan sadece kapının, giriş kapısının önü. Mutfak olarak, mutfak dediğimizde mutfak ve şu koridoru alıyor. Öyle şey yaptı. Aman dur. Yatak odasını ben ne zaman dün... Ha yok, yatak odasını da süpürme yaptırmam lazım. Neyse, hepsini süpürme yaptırırım şimdi ben de. Efendim oğlum. Bilgisayar oynayabilir miyim? Şey nerede? Bu arada mutfağı topluyordum ama orayı yarım bıraktım çünkü ne oluyor, ne? Evet evet, Ecrin geldi annem, ben de duydum. Şura aynaları falan bir silmem lazım. Kızım çık balkona. Of, şu çocuklar şu aynaları ne kadar çok kirletiyorlar. Bir de dün sildirdim ha. Aytuğ'la Yakup mu, hangisine, ikisine birine sildirdim. Bugün gene aynı. Bir de bu kadar el lekesine yaklaşık şöyle 1-2 aya kadar, yani Nilay emeklemeye başlayana kadar emeklemeye başlayınca zaten yavaş yavaş emeklemek için uğraşıyor. Poposunu falan böyle yukarı kaldırıyor. Dizini atmaya çalışıyor falan. Yapıyor yani bir şeyler. Emekleyecek yakında inşallah. Ailenin şey, pardon, Nilay'ın el izleri de şey olacak. Eklenecek. Böyle minik minik 5 parmak olacak orada. Minicik minicik 5 parmaklar. Şuralarda böyle pıt 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 parmak izleri olacak. Efendim. Ha? Dağıtmayın ortalığı. Ne örtüsü kız? Şuralar el lekesi olmuş. Geçmiyor daha. Elimdeki bezi değiştirmem lazım. Nilay'ı ağlatmasanız nasıl olur? Bak şey olmuş, buralar hep lekeler olmuş. Oralara detaylı temizlemem lazım. Ay şurayı da şöyle alayım. Kapıların kenarları ne kadar toz oluyor, şuna bak. Bu benim mi? Neresi? Ne? Bu benim mi? Evet oğlum, o senin yavrum. İlahi Yakup ya, Şaytu ya. Var ya. Efendim kızım. Tamam oyna. Efendim. Anlamadım. Eğitimde balkonlarında bir şey yapar mı? Bir şey bulmuştum da. Kralı yırtılmış. Gösterebilir miyim? Kızım gitme şimdi. Parayı yırtılmış bu para. Parayı birisi yapıştırır diye bekliyor burada ya para. Görmüştünüz değil mi bunu, size daha önce göstermiştim. Yakup yaptı bunu anaokulunda. Anneciğim onu ağlatmayın. Allah, ben 3 ay ne yaparım acaba bunlarla? Anneciğim abim bana vurdu. Anne kalemimi aldı. Senin için demiyorum oğlum. Hepiniz için diyorum. Birbirinize olan şikayetleriniz çoğaldı. Ha şimdi ben robotu mutfağa göndereyim. Bu bir yerlerde bayağı bir lekeler, şunlar bunlar var. O bir yandan mutfağı süpürürken ben de bulaşıklar kaldı. Bulaşıkları halledeyim.
Makinede çamaşır yıkanıyor. Şu kısmı temizledi, sildi zaten. Nerede benim şey? Bunu sereyim. Kalk annem. Bu paspas benim daha önce diğer ev, iki dubleks evdeki üst kattaki banyonun paspasıydı. Burada da buraya serdim. Şimdi hemen robotu gönderelim. Mutfak temizle. Hadi bakalım temizliğini yap. Ne yaptın oğluşum? Nerede? Kuzum benim. Aytuğ da burada çamaşır katlıyor. Bitmiyor mu? Çamaşır hiç bitmiyor yavrum. Hiç bitmiyor. Ben anlamadım. Çözemedim. Bu çamaşırlar neden bitmiyor? Ben bir çözümünü bulamadım. Seninki de mi bu? Bitirirsin yavrum. Sen bitirirsin. Hadi kuzum benim. Aferin. Kolay gelsin. Herkese bir iş veriyoruz. Evde. Yaz burası şey olmuş. Aytuğ şu çantanı nereye koysak? Hatta Aytuğ. Hepinize söylüyorum. Sadece sana değil de. Sizin bu çantalarınızdaki şey kitapların hepsi okula gönderilmeyecek mi ya? Geri dönüşüme gönderelim onları. Ben Deniz Hoca'yı arayayım. Şeyse cuma günü karne almaya gideceksiniz ya. Kitaplarınızı geri dönüşüme gönderelim. Cuma günü götürün. Verin Deniz Hoca'ya bir sorayım. Senin bu kremleri buraya koymuşsun yalnız. Herhalde değil mi? Sesini kısın şu televizyonun biraz. Şuraları niye dağıtıyorsunuz? Ben düzenliyorum. Şimdi arkadaş aradı, geliyor. Yani bayağı bir yol kat etti. Şimdi benim bu evime, önceki evdeyken sürekli birbirimize gidip geliyorduk. Bu şimdiki bu evime ilk olarak geldiği için yolu tam bilmiyor. Yolu yarıya kadar biliyor. Yarısından sonrası bilmiyor. Alper'le aileni gönderdim karşılamaya diye gittiler. Telefonda yol tarifi ediyorum. Bu sefer telefon çekmiyor, anlaşamadık. Onun da interneti bitmiş. İnterneti bitmeseydi ben WhatsApp'tan görüntülü arayıp ona yolu gösterecektim. Dedim sen olduğun yerde dur. Ben Alper'le aileni gönderiyorum. Onlar seni alıp gelirler. Şimdi onlar gittiler almaya. Ben de bekliyorum onları. Ben de telefonla aynı onlar gelene kadar. Saat bu arada 3'ü geçti galiba. Kırılmadı. O dedi yemeğimi yapayım bir kahve içimi geleceğim ama dedi. Hiçbir şey yok. Kırılmaz. Tamam. Bu ertesi yok. Ben de işimi gücümü toparladım zaten. Bir işim kalmadı. Akşama yemek şeyim de yok çünkü komşunun mevlütü, yemekli mevlüt olacak. Orada yemek yiyeceğiz. O yüzden bir kaygım da kalmadı. Artık otururuz kahve içeriz komşumla, arkadaşımla. Geçen bizim eve gitmiştik, öbür eve gitmiştik bir şey için. O zaman uğradım kendisine. Öyle ben kapıdan göreyim, iki sohbet edelim dedim. Yok illa yukarıya çık kahve içeceğiz dedi. Neyse. O zaman çıktım evlerine. Ali Yakup'la beraber AVM'ye gittiler. Bahçede dolaştılar biraz AVM'nin bahçesinde. Biz de Esra'da kahvemizi içtik. Geldiler galiba. Geldiler. Bulabildin mi kız evi? Açacağım şimdi. Canlar, arkadaşım geldi. Önce bir balkonda oturduk. Bir soluklanayım dedi. Dedim çok sıcaklamış. İstersen şeye geçelim. Direkt hemen klimayı açıp içeri geçelim dedim. Yok dedi. Çok terlemiş. Hani klima çarpar beni dedi. Şöyle bir yarım saat balkonda oturduk. Sohbet ettik diyor. Ne kadar güzelmiş buralar diyor. Her yer yeşillik diyor. Müstakil evler diyor. Ondan sonra çok hoşuna gitti burası. Aa dedim burası benim ilk oturduğum evim. Şimdi kahvemizi şununla yapacağım. Çünkü arkadaşım da kahveyi çok seviyor. Ben de seviyorum. Çok kahve içtik biz öbür evdeyken. Yani büyük bardakla yapıyorum kahveyi. Şimdi Nilay da tam altını kirletmişti. O yani ben onunla telefonda konuşurken evi tarif ederken
Dedim artık şey olsun, Esra gelsin. Ondan sonra altını değiştireyim dedim. Şimdi altını değiştirdim. Nilay'ı ona verdim. Dedim sen Nilay'ı topla, kahvelerimizi yakayım. Şöyle hava da çok sıcak. Ama 2-3 gün önceki sıcak yok. 2-3 gün önceki sıcak yok. Biraz ferahladık. Yani. Biraz rahatladık, Allah'a şükür olsun. Evi gezdi. Bizim neler yaşadığımızı en yakından bilen bir arkadaşım bu. Diğer evde oturduk, diğer evimi biliyor. Ondan sonra zaten diyorum ya, bizim apartmanla aramızda iki üç ev falan var böyle. Yani bizim ev çıkmaz sokak, onlarınki bu taraftaki sokak. Aramızdaki ev sayısı 1, 2, 3 ev var aramızda. O kadar ki yakındık birbirimize. Bizim neler yaşadığımızı en yakından biliyor. Yani mesela depremde buraya geldik, burada yaşadık. İşte sonra ben burayı yaptım, ettim. O da beni zaten videolardan takip ediyor. Şey yapıyor yani, videolarımı da izlediği için her şeyi biliyor. Buraya da ilk olarak geliyor zaten. Baktı, evi de gezdi, ne güzel yapmışsın diyor, evini diyor. Ne güzel yapmışsın Gökmür evini diyor. Mutfağı yenilemiştirmişsin diyor. Her şeyi yenilemişsin diyor. Hatta arka balkonu da gördü. Dedim burayı da işte inşallah oda yapacağım dedim. Ama tabii öncelik öbür evimiz şu an tamiratta, biliyorsunuz. Güçlendirme tamiratları yapılıyor. Orası bir tamiratı bitsin. Ondan sonra ilk başka bir hedefimiz var. Artık bazı şeyleri de söylemeyeceğim videoda. Her şeyimizi söylüyoruz. Ondan sonra bir takım aksilikler, şeyler çıkabiliyor. Neyse, en sonraki hedefimde inşallah, biliyorsunuz işte, bu arka balkonu odaya çevirmek. Orayı odaya çevirdim de zaten evim kutu gibi yetiyor bize, Allah'a çok şükür olsun. Şimdi kahve için şeyi hazırlayayım. Şöyle şu tarafa alayım ben size canlar. Şöyle alayım camlarım biraz size ben. Biraz taş çikolata koydum. Şöyle biraz mevzana şekeri koyalım. Biraz da şöyle hurmalar koyayım. Canım ama çok çekti. Ben de kendim. Şunu yerine koysana. Evet. Şunu. Şunların hepsini oraya yerine koyacağım. Hadi. Olur mu peki? Ha? Olur mu? Ah.
iki tane kutu üst üste, cici bebek kutusu onun üstüne koyacaksın anne. Tamam o zaman, tamam mı? Yürüyorum. Kaç tane alayım? Doldurma mı? Ben hayır, ayağım var. Ağzımı alayım da yalan. Şimdi kenarı şey oldu. Hadi ya. Bana anne. Hayır, ayağım var. Bir de bir şey mi alayım? Tamam, herkes al, gel işte o zaman. Abine ama. Abine de al. Abin nerede? Bilmiyorum ki. En son ayın şeyi var. Kalbim var. Telefonun yanında mı? Yanında. Bir ara bakalım. Kahvelerimizi de şöyle su da doldurayım. Sularımızı da koyalım şöyle canlar. Kahvem hazır canlarım. Dediğim gibi şöyle büyük balık sırtı bardaklarıma koydum kahvelerime. Tamam. Hurma koydum. Gördüğünüz gibi. Bademli şekerlemelerden koydum. Taş çikolata koydum. Biraz da Mevlana şekeri koydum. Kahvemiz hazır canlar. Arkadaşımla o kadar birbirimizi de özlemişiz ki şöyle gerçekten birkaç tane iyi arkadaşınız olsun. Gerisi var. Allah'ıma şükürler olsun. Böyle değer veren, seven arkadaşlarım var. Şükürler olsun Rabbime. Şimdi biz sohbetin gözüne vuruyoruz, biliyor musunuz? Sohbetin gözüne vuruyoruz biz. Canlar, akşam ettik. Şurayı bir kapatayım. Çayımı aldım. Şimdi annemin yanına ineceğim. Çayımla beraber ineceğim. Çünkü balkonda oturuyorduk. Çay içiyorduk. Annem de bugün Nilay'ı pek görememişti. Annem hep cenaze evindeydi. Benim de gündüz arkadaşım gelmişti. O yüzden Nilay'ı pek görememişti. Nilay'ı getirin bana diye aramış. Ben namaz kılıyordum. Nilay'ı getirin demiş. Ben de artık iki kupa içtim şöyle çerezimle şeyimden her şeyimden iki kupa. Balkonda Ali'yle içtik de daha bir bardak daha içesim var. Çünkü gündüz pek çay içemedim ben. Akşamda komşumuz, işte ölen komşumuzun bugün 3. günü yemeği yapılacaktı. Yani yapıldı. Yemekli mevlüt okundu. Biz de oradaydık. Bayağı bir saat akşam ezanına kadar falan orada oturduk. Ali, ben, çocuklar hepimiz. Bütün komşularım hepsi hep birlikteydik. Bütün şu Esentepe'nin hepsi vardı. Bir de böyle hep yıllar öncesinden komşuluk yaptığımız kişiler vardı. Onlar da gelmişlerdi hep cenazeye. Yani hiç yıllardır görmediğim eski komşularımızı da gördüm. Şimdi dedim bir bardak da çay doldurayım, aşağıya annemin yanına ineyim. Aşağıda içim, annemle Nilay'ı sevsin. Öyle yani, arkadaşlar da oturduk, kahvemizi içtik, sohbetimizi ettik, özlemişiz. Aslında bu ara daha iyi görüşüyoruz da. Neyse, bu ara bizim eve falan gideceğiz yine. Gittiğimizde gene ben uğrarım oraya, Esra'nın yanına. Instagram'a da attım zaten. Instagram'da da görmüşsünüzdür. Bunu mu istiyormuş? Domalar istiyormuş kızım benim. Domini bak. Hoplat diyor işte. Domalar da kızım. Alıştı. Ninni de kızım. Ninni. Domini kızım. Domini. Ne? Domini istiyormuş. Kızım ondan durmuyormuş. Ya? Kızım anne niye kötüm de benim domini söylesin demiş. Hoş. Oy, domini de domele dombala, ninini de kızma ninini. Ninini de kızma ninini, dom ninini ninini ninini. Ay ninini ninini ninini. Ya da kızım benim. Kızım
Oynat diyor işte. Çocuk alıştı oynamaya. Çocuk oyun oynamaya alıştı. Uy, bir şeker kızım. Uy bağla kızım. Portakallı, limonlu. Çilekli. Dondurma kızım, dondurma. Çilek kız, çilek. Ne oldu? Ne oldu hanımefendi? Annem. Yerim zeli. Gezmeye kucağında götürüyorsun, uyuyor. He. Demin iki saat babasının kucağında uyudu. Hı. Şeyde, yemekte. Aa bak, burada hızlanmamız için şeyler var. Ben şu an hızlanıyorum. Ama ben bunda tesbih çeker. Hadi tesbih çeker. Allah de kızım. Ya Allah, ya Allah, ya Allah de. Hadi. Şuna bakma, hamile içilmiş bu. O mu? Onu ben hamileyken içtim. Magosit. Neydi bu ya? Bu ne içindi? Ha, ben şey oluyordu. Onun için vermişti doktor bunu. Magnezyum eksikliği. Kasılmalar oluyordu şöyle. Bende. O zaman vermişti bunu. Abi şu adam geçti. Çok mutluyum.